Haftanın ilk spor ajansından merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Güzel bir hafta başlangıcıyla sizlerle birlikteyiz. Aspor ekranında ve Aspor Ortak Radyo'da yayındayız. Akşam milli takımımız Galler'i konuk edecek. Avrupa Şampiyonası elemelerinde kritik bir maça çıkacağız. Yol kısa, Galler'le puan farkını açabiliriz. Gerçekten Samsun'da bu akşam hepimiz nefeslerimizi tutmuş olacağız. Milli takımı konuşarak başlayacağız ama sonrasında tabii önemli haberler var. Kulüplerden hem teknik adamlarla ilgili gelişmeler var, hem transfer haberleri var. Dolu dolu bir spor ajansı yine sizleri bekliyor. Selahattin Kınalı ve Taner Karaman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördük. Teşekkürler. İyi haftalar olsun diyelim. Haftayı şöyle bir Galler galibiyetiyle açarız inşallah diyerekten bir dilekle i̇nşallah. De bu haftaya başlamış olalım. İnşallah. Peki hemen maçı konuşmaya başlayalım. Akşam Samsun'da az önce de söylediğim gibi kritik maçta amili futbol takımımız Galler'i konuk edecek. Akşam Galler'e karşı gerçekten de kritik bir maça çıkacağız. Taner seninle başlayalım. Tabii. Az önce söylediğim gibi yani yol kısa. 5 takımlı bir gruptayız. O yüzden sadece 8 maçlık bir fikstürümüz var. Çok iyi gidiyor muyuz? Hayır. Yani belki puan tablosunda kötü durumda değiliz. Lideriz maç fazlasıyla. Evet. Fakat oyun olarak tatmin eden bir noktada değiliz. Galler'i yenersek büyük avantaj sağlayacağız ki bir sonraki fikstürde Ermenistan'la oynayacağımızı düşündüğümüz noktada bu akşamki maç çok kritik. Puan farkını 5'e çıkarabiliriz. Ama az önce söylediğim gibi gerçekten bu akşam Samsun'da iyi de bir destek olacak inanıyorum ama soru işaretleriyle dolu bir maça çıkacağız. Şöyle puan tablosuna baktığımız zaman oyun olarak Letonya'nın gerisinde kaldık. Ermenistan oyun olarak Galler'i geride bıraktı. Skor olarak da geride bıraktı. Hırvatlar zaten önde gidiyor. Oyun olarak da önde gidiyorlar. Yani biz bu grupta futbol olarak neredeyiz derseniz bence ikide değiliz. Zaten tabelaya da yansımıyor bu durum. Letonya maçını kazandık. Evet ama Letonya gibi bir takıma karşı, FIFA sıralamasında 136. olmuş takıma karşı, seninle yaptığım son programda da bunu rakamlara değinmiştik. Hiçbir takım FIFA sıralamasında öyle 130'larda olup Türk milli takımının ceza sahasında 35 kez topla buluşamaması lazım. Bu %100 kabul edilemez. Bu 35 nedir biliyor musunuz? Bu 35 Galatasaray Ümraniyespor maçında Galatasaray'ın Ümraniyespor ceza sahasında topla buluşma sayısıdır. Öyle yani zihinde kalsın. Ve biz 35 kez Letonya'ya topla buluşma şansı verdik. Epey fazla şut şansı verdik. Zaten gol beklentisi oranları 2 atmış. Letonya'nın muhtemelen böyle bir şey çok fazla yaşamadılar. Ve biz bunu böyle bir kadroda müsaade ettik. Ve Stefan Kuss'la alakalı benim yani eleştirel baktığım nokta, şimdi bu oyunun ilk 45 dakikasında Letonya bunu oynamıştır. Siz ikinci 45'te bunu çözmüşsünüzdür ve oynatmamışsınızdır. Bunu anlarım. Devre arasında, kulübede, soyunma odasında siz buna bir çözüm üretmişsinizdir ve halletmişsinizdir. Ama gördük ki 90 dakika boyunca uzatmayla birlikte 90 artı 10 hatta neredeyse Letonya bu oyununu sürdürdü. Ve bunun hiçbir şekilde önüne geçemeyen bir Stefan Kuss vardı. Letonya gibi bir takım nasıl olur da her 120 saniyede bir, her 130 saniyede bir bizim ceza sahamızda topla buluşabilir? Hani şöyle yani maçı izlemeyelim diyelim, izlememiş olalım, gördük istatistiği. Ya herhalde 9 kişi falan kaldık deriz galiba. Evet ve burada bu oyun açıkçası Galler maçında beni korkutuyor. Ha, iç saha, Samsun bunlar bizim için çok kıymetli etkiler olacak. Ve takımdaki oyuncular da Ermenistan'ın Galler'i mağlup etmesinden dolayı bir önceki maçta. Bunun da bir motivasyon olacak. İç sahada Galler'i mağlup etmenin puan tablosunda etkisi çok büyük olacak. Kesin. Ve bunu da düşünerek muhtemelen biraz daha farklı bir oyun sahada göreceğiz. Ve deriz belki de şunu dedirtecekler bize. Ya, Letonya maçındaki milli takım neydi? Bu milli takım neydi? Deme ihtimalimiz de var. İyi ki de maç Samsun'da. Biraz da öyle düşünüyorum. Yani Samsun'da oynanması. Çok iyi bir atmosfer bekliyorum. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılında Samsun'da böyle kazanmak zorunda olduğumuz bir maçta. Muhtemelen milli takımın herhalde son yıllarının en güzel atmosferini yaşadığı bir maç olacak gibi gözüküyor. Yani umarız tabela da öyle olur. Selahattin abi dediğim gibi yani Stefan Kuss gidecek mi kalacak mı? Yani her maç bu soruyu çok fazlasıyla yaşar olduk. San Diego Nazar sonunda öldürülecek onu biliyoruz. İşte bu net. Bu senaryo nasıl gerçekleşecek? Ya kazansa da kaybetse de Kuss için bir şey değişmeyecek o çok belli. Diyorum ya ölüm kararı. Yok diyelim şöyle verilmiş yani. Şimdi çok büyük bir noktada bugün kazansa da gönderilecek gibi bir intiba var ama diyelim ki bugün yani inşallah da öyle olur. Gümbür gümbür bir oyun işte iki farklı üç farklı bir galibiyet müthiş bir futbol olursa ne olacak o zaman? Ya da biz böyle gün gün mü bakacağız yani? Ya bir özgüven kaybı
içselleştiyse eğer, sonra onun artık daha tamiri mümkün değil. O geriye dönülebilir bir şey olmaktan çıktı. Bugün yani Galler'e 5 tane daha çek ya, atabilir Türk milli takımı. Hiç hocası olmasa da Galler'e 5 tane atabilir. Yani oyuncu grubu gerçekten kaliteli ama teknik adamı sahaya sürdü, oyuncuları sürerken yerel olanlardan yani ülke basınından falan çok etkilendiğini düşünüyorum ben. Letonya bizim ceza sahamıza 30 defa mı girdi dedim. 35 abi. Topla buluştu bir de. Niye girmek girdi? De değil. Letonya bizim ceza sahamıza girmemiş ki, çadır kurmuş orada oturmuş yani 35. Biz müsaade ettiğimiz için girdi. Niye müsaade ettik? Orta sahamızda kim vardı? Çözemedik. Orta sahanda kim vardı senin? Hakan Çalhanoğlu, Arda. Evet. Üçünün de rakiple bir ilişkisi var mı? Rakip karşılama konusunda bir Torreira etkisi. Yok, Berkant yok. Bile onlardan. Senin orta sahan yoksa rakip senin cezası. Fizik güçleri de var çünkü. Şişirdikleri her topu santrforları tuttu. Bizim çok beğendiğimiz Abdülkerim bile 2 metrelik adam kıvrıldı, savurdu, geçti Abdülkerim. Onu da gördük değil mi? Evet. Abdülkerim'i gol attı ama iyi maçlarından biri değildi. İlk milli maçı ama futbol maçı olarak iyi bir maç oynamadı. Niye? Orta sahada hiçbir direncin yok. Arda'yı oynatma iştahını anlarım. Fakat Arda'yı oynatıyorsan eğer ön taraf, arkasına iki tane çapa oyuncu koyacaksın. Hakan Inter'de bunu yapıyor ama Hakan'ın Inter'de destekçileri var. Orkun çok iyi bir oyuncu. Ben Orkun'la Arda'nın ikisinin aynı anda 11 oyuncusu olmasının Türk milli takımını her maçta kendi ceza sahasında rakiple boğuşurken bulur kendini. Ama Selahattin'in şöyle bir nokta yok mu? Yani şimdi Hakan Inter dediğin için aklıma geldi. Yani Barella, Hakan, Brozovic oynuyorlar orada da. İşte yani onu yedik. Ama var bu isimler de bir Torreira tipi değil ki. Yani şimdi topu tutabilen orta sahayla da karşılayabilirsin. Rakibi tutabilirsin topu vermeden. Topu da tutamadık. Topu da tutamadık. Topu da tutamadın. Niye? Uluslararası deneyim çok önemli. Arda'ya çok fazla anlamlar yükleyip çocuğu eziyoruz fikrindeyim ben. Arda'nın müthiş bir geleceği olacak. Arda Fenerbahçe'nin bir efsanesine dönüşecek daha bugünden belli. Ama o çocuğu taraftar baskısı, medya baskısı, belki bazı yöneticilerin baskısıyla sahaya atmak, bu şekilde arkasında Hakan Çalhanoğlu'yla, Orkun'la sahaya atmak o çocuğu da geriye götürür. Nitekim Arda kötü oyunlarından birini oynadı. Bunu şimdi gazetelere bakıyorsun, Arda çok güzel oynadı filan. Ya bu çocuğa iyilik olmuyor yani. Zannediyorlar ki çocuğa Arda gerizekalı mı? Pırlanta gibi, şey gibi, cin gibi bir çocuk. Her şeyi görüyor. Kendisi de biliyor oynayamadığını. Sen şey dersen buna, çok güzel oynadı. İşte herkesi hayrete düşüren paslar attı filan. Ya bu güzellemelerden artık bırakalım da gerçeklik zeminine gelelim. Çünkü gerçeklik üzerinden bir futbol inşası var bütün dünyada. Yani o zemine kendimizi bir atabilsek, kendimizle bir namuslu bir hesaplaşmaya girebilsek, biz de kendimizi oyuncu değerimizin uzamındaki bir oyun kurgusuyla çağdaş ve saygı duyulan bir futbol ülkesine dönüştürebiliriz. Ama biz Arda şahane oynadı, Orkun şahane oynadı, işte Orkun diyorum, Hakan iyiydi veya kötüydü. Ya isimler üzerinden kendimizi tarif yanlışından bir türlü kurtulamıyoruz. Çünkü işin en kolayı isimler üzerinden kendine işte o duyguyu, başarı duygusunu yaşamak ya da isimler üzerinden yaşayınca takımın genel başarısızlığında da takım içinde iki tane kurban seçiyorsun, onlara yükleniyorsun. Şimdi şimdiki kurban, şimdiki Santiago Nazar'ımız, hoca, Kuntz hoca. Yani Kuntz gelmiş bir sistem ülkesinden Türkiye'ye gelmiş. Günlük skorlar üzerinden kendini tarif eden bir kitleye gelmiş. Bununla tatmin olan, bununla mutlu ve mutsuz olan. Bir başlarda bir şey denemeye çalıştı. Görüyorsun onu ya. Bir sistem baktı ki, aa burada işleri bambaşka. Ya bize uyudu. Çok çabuk uyum gösterdi. O anlamda tebrik ederim ama işte. Yani ikinci yılını dolduracak Stefan Kuntz ve oyuna dair bir gelişim ya da bir gelişim yolu göremiyoruz. Kimsenin öyle bir talebi yok ki. Senin futbol takımlarının, yani liginin toplamı diyelim, oyuncu kalitenin toplamı, oyun kalitenin toplamı milli takımı. Türkiye'de hiç kimsenin bir oyun talebi yok ya, herkes skorun peşinde. O da ona döndü. Şimdi Stefan Kuntz'tan konuştuk madem. Galler maçının öncesinde basın toplantısında Stefan Kuntz neler söylemiş bir izleyelim. Ki Abdülkerim Bardakçı da konuştu. Sonrasında üzerine basın toplantısında konuşulanların üzerine biz de burada konuşalım. Stefan Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı'nın açıklamalarını izledik. Taner, 3 tane cümle söyleyeceğim sana. Hı-hı. Stefan Kuntz'un basın toplantısından. Evet. Galler'i fazlasıyla analiz ettik. Rakibimizi nasıl oynayacağının...
bütün Galler'i coğrafyasında. 2-3 milyon, milyon kişi var değil mi Galler? Var. Hepsini analiz ettim. Detaylı. Rakibimizin nasıl oynayacağının farkındayız. Galler maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bir teknik adam olarak, yani Türk milli takım teknik adamlık apoletini de bir kenara bırakıyorum. Herhangi bir milli takım ya da herhangi bir kulüp hocasının teknik adamı olarak bu seviyelerdeki bir maçtan önce ben başka şeyler duymayı beklerim. Bunlar açıklama değil bu arada. Zaman doldurma. Yani basın toplantısına çıkmak zorunda hoca. Bir şey söylemek zorunda. Bu söylemler zaman doldurma. Tanıyor Mustafa. Haberde vardır ya bir şeydir. Hani 1000 vuruş yazman lazım. 600'de bitmiştir. Uzardı, uzar, uzar, onu 400 uzar. Vuruşu tamamlarsın 1000'e. Yani bu o kelimeler. Yani bunun için... Belli ki Selahattin abi çok yapmış zamanında böyle manidar bir tebessüm gördüm yani. Biz telefonla yazarlardan yazı alırdık. Evet. Can Bartu'dan, Merhum'dan çok almıştım. Tam tersi de olurdu yani. Can abi diye 150 kelime yazdırırdı. Onu bine tamamla yani. 150'den de bin olunca sen imzan atman lazım. Estağfurullah. Ama yani şeyi geldi aklıma. Mustafa Dişlakçay basın Osmanlı Spor'un başında 1-0 galipken 2-1 yenildiler Antalya'ya. Basın toplantısı şey oldu. Arkadaşlar oyun aldık, yenildik. İyi günler. Şimdi onu dese Kuntz kendisi de efsane olacak ama Taner'in dediği gibi ya bu basın toplantısı açıklamaları değil bunlar yani. Evet, bunlar. Zaman dolduruyor. Zaman dolduruyor. Bilmiyorum belki de o teknik adam penceresinden bakınca belki de hani bu toplantılar zorunlu hale dönüştürüldü ya belki de gereksiz bilmiyorum ona bir şey diyemeyeceğim. Ama Selahattin abi şimdi yani şöyle takımın içinde olmadığımız için yani diyelim bizi şu an alıp basın toplantısına çıkarsalar ben de zaten bunları söylerim yani. O yüzden işte herkes değişen bir şey yok ki. Basın toplantısı formatı değişmeli sanki. Ya maç başlamasına 10 dakika kala sahanın içinde röportaj olsun. Son açıklamalarını sahanın içinde yapsın teknik adamlar. O zaman heyecan olur, güzel olur yani. Rutine bağlamışız. Diyorsun yani. Ki 90'lı yıllar gibi böyle sahanın içine muhabir girsin. Ya kenarda sakatlık olsun, içine falan. Girmek girsin, gerekmiyor. Girsin bu arada. Ama yani 10 dakika kala, 5 dakika kala olsun ya orada yani. anlık reaksiyonlardan dolayı biraz sıkıntı girsin çıkabilir yani. ZTK'da Jimmy girdi ya arkadan. Ona seni çok seviyorum dedi. O inanılmaz görüntüler vardı gerçekten. Şimdi mesela Abdülkerim'in de şöyle bir açıklaması var. Önceliğimiz gol yememek diye. Abdülkerim Letonya maçında fena bir performans sergilemedi zaten. Golünü de attı ama. Şimdi bu açıklamayı Abdülkerim yapsa da demek yani takımın Sırın içerisinde aman ya. Galler'den gol yemeyelim ya da dikkatli olalım gibi bir hava benimsenmiş demek ki. Yani bunu Stefan Kuntz'un takımı aşıladığı bir nokta olarak da görebiliriz. Fakat biz Galler'le kendi evimizde oynayacağız. Puan farkını dediğim gibi açmak gibi bir noktadayız ve önceliğimiz gol yememek açıklaması da bana çok pozitif bir biraz, açıklama gibi gelmedi. Bana biraz daha savunmacının bakış açısı gibi geldi. Yani Abdülkadir'in buradaki düşüncesi gibi geliyor bana. Kerim'in. Abdülkerim'in. Yani burada... Ben de hep karıştırıyorum. Yani biraz savunmacının bakış açısı. Savunmacı ne diyecek? Yani gol yemeyelim. Önceliğimiz bu gibi diyecek. Ama tabii ki de hedefimiz... Onun arkasında şu vardı. Atmak Taner. Olacak tabii ki de. Ömer'in dediği... Onun arkasında şu var. Önceliğimiz gol yememek. Çünkü nasılsa bir tane atarız. Mesele o yani. Bir de bizim şöyle biz bir tane nasılsa var. Atarız yani. Forvetim nasılsa bir gol atar. Gol yemese kazanıyoruz da. O... düşünsel arka planla söylemiş. Yani şunu değerli buluyorum. Ben dün yayında da söyledim. Şimdi dedim bana muhtemelen kızanlar olabilir ama gruptaki puan tablosuna baktığımızda varsa puan tablosu ekranı da alabiliriz. Tekrar. Beraberlik bile kötü değil aslında. Kötü değil. Tabii ki şöyle kötü değil. Yani galibiyet olursa bambaşka bir senaryo mükemmel tamam. olur. Ama beraberlik halinde de dediğim gibi bir sonraki maçı biz Ermenistan'la oynarken Galler orayı bay geçecek. Yani eğer Galler yani bugün bir beraberlik durumunda Galler'le aynı maç sayısına sahibiz. 2 puanlık bir fark. Ermenistan'a kazanırsak 5 puan. Galler bay geçeceği için maç fazlasıyla da olsa biz son 3 maça Galler'in 5 puan önünde gidebiliriz. Burada Hırvatistan'ı ayırıyorum. Hırvatistan muhtemelen zaten 1 ya da 2 bir şekilde gidecek turnuvaya. Grubun favori takımı ama ikinci takım da doğrudan gideceği bu için arada, rakibimiz doğrudan Galler gibi. O açıdan diyorum Galler'e yenilmek çok önemli. Orada bir Ermenistan'ı unutmayalım bu arada. Ermenistan bugün Letonya'yı mağlup eder. Ben maç 6 puana çıkartır kendisini. Oradan bir gizli bir rakip çıkmasın. Yani oradaki umarım Letonya orada bir sürpriz yapar. Yoksa bizim Ermenistan maçımız. Ya Taner Ermenistan Letonya sürprizlerinden bir medya ummaya başladıysa kapatalım dükkanı ama gidelim zaten. Gördük abi tarih boyunca hep böyle sürprizler bizi çok zora soktu. Ya evet ama işte kendinin de kendinde eksik olan nedir? O sorunun cevabını doğru bir şekilde bulup uygulamaya geçecek rakip onlar olmayacak. Bu arada dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Hı hı. Dün Hırvatistan-İspanya finali vardı. Evet.
Yani Luka Modric adına üzüldüm. Yani bir kupayla kariyerini bitirmek varken gene olmadı. İzlediğim en kötü İspanyalardan birini penaltılarla yenildiler. Gene olmadı ama gene hani olmadı. Baktığımızda dünya üçüncülüğü var. Dünya ikinciliği var. Dünya ikinciliği var. Aynen. Bizden de bayağı büyük bir ülke. Biliyorsun. Avrupa Şampiyonası'nda yine önemli yaşadığı başarılar var. Müthiş bir kariyer. Çok ama güzel bir ekol yani hakikaten. Şampiyonlar Ligi kupası var ya. Olmaz mı? Bayağı var yani şampiyon 5 tane. 4 mü 5 mi Şampiyonlar Ligi şimdi var. Şimdi yaşadığın, ıslandığın yağmur, kuruduğun güneş, yüzdüğün dere, onların anlamı başka. Luka Modric işte. Çünkü hiç kimse çocukluğundan kaçamaz. Çocukluğundan uzaklaşamaz. İnsanın ana yurdu çocukluğudur der Amado. Yani kendi ülkesini temsil eden formanın altında o kupayı kaldırmanın anlamı bambaşka. Kulüp takımları tabii ki Luka Modric hepsi var ama yüzündeki yüzünü gördüm biraz içim acıdı yani. Yani şunu söyleyeyim, UEFA Uluslar Ligi biraz rekabetçi bir nokta yarattı playoff anlamında. Mesela Makedonya turnuvaya öyle gitti Euro 2020'de. İtalya'ya geçelim. Yani. Tabii öyle hani ki. Ben şeyi değerli buluyorum açıkçası. Hani baktığımızda bu playoff sistemi, ekstra bir bilet hani bunlar heyecan kattı ama Uluslar Ligi yarı finalleri de ki yani bu seviyelerdeki maçları izlemeyi seviyorum ama bence dün Hırvatistan olmasa işin içinde. Çünkü Dekuip'te müthiş Hırvat taraftarlar vardı. Biraz sönük kalacaktı ortam. Evet, yani İspanya tribünleri biraz boştu. Öyle. Yani Hollanda maçında da aynı şey. Hollanda-İtalya. Ya hani, tabii kurgulayanlar finalde bir Hollanda düşlüyorlardı tabii yani. Hırvatistan'ı değil de Hollanda'yı düşlüyorlardı. Kurgulayanlar ise anlaşılabilir şeylerdir bunlar. Bir itirazımız yok ama öyle olmayınca da işte birazcık heyecan dozu düşük yani olabilir. Finalin başka bir şey yaratıyor olması lazım. Bilmiyorum UEFA nasıl bir çözüm bulur ama çok çekici değil şu anda. Cazip değil yok, ortam olarak yani. UEFA ve FIFA bahis şirketlerinin dayatmaları doğrultusunda oyuncuları birer makineye dönüştürdü. Her şekilde kullanıyor. Etinden, sütünden, her şeyinden yararlanıyor. Çok da itiraz var buna. Yani. Bir yerde oyuncular patlayacak bekliyorum ben. Bu kadar da olmaz. Patlıyorlar zaten. Senede 50 tane sakatlık yaşanıyor. Yani söyledim zaten. Şimdi şöyle düşün. Senede 50 yani. Sakatlık yaşanılan yerde bu normal karşılanmıyor. Üst seviye milli takımlarda oynayan bir oyuncu olduğunuz zaman zaten muhtemelen Avrupa'nın 5 majör liginden de bir tanesinde oynuyorsunuz bu noktada. Şimdi sezon uzun. Sezon içinde 3-4 kupanın olduğu ligde oynuyorsunuz. Sezon bitiyor. Bu sefer milli takıma gidiyorsunuz. Bu sefer dönüyorsunuz. Temmuz'da elemeler başlıyor yani ya da Modric yani 55. maçına çıkmış ya. Biz üst üste 3 halı saha maçına geçsek 4. de ayağım ağrıyor. 37 yaşında. 55. maçına çıkmış. Pardon 39 yaşında. 37 mi? 39'du galiba. Kolay iş değil. 39. Abi yani o yüzden de sakatlanıyor oyuncular. Yani patlıyorlar. Bu Haziran ayındaki maçların da düzenlemesinin başka bir şekilde yapılması lazım. Bunu ben hiç doğru bulmuyorum. Çok fazla oyun önleniyor. Çok fazla. Çocuklar üzerine çok yükleniyor. Oyunun süresini azaltacaksın ya da. 35-40 dakika. Miktarını düşüremiyorsan süresini azaltacaksın. Şimdi tekrar Galler maçına dönecek olursak. Taner şöyle bir yani avantaj olur mu bilmiyorum. Nedir? Şimdi dün de söyledim aynılarını ama biraz tekrara girecek. Fakat maç bugün olduğu için konuşmakta fayda var. Gareth Bale futbolu bıraktı. Tabii Arabistan öyle bir piyasaya girdi ki Bale de futbola geri dönebilir. Onun da öyle bir isteği oluştu. Ramsey, Bale gibi bir lider değil. Kiefer Moore kırmızı kart gördü. Ermenistan maçına bence önemli eksik. Çünkü çok zorlayan bir isim rakip savunmayı. Yani bu açıdan avantajlarımız var ve Galler'in bir takım lideri bulmakta şu an zorlandığını görüyoruz maç içerisinde. Fakat bizim işte sıkıntımız rakibin dezavantajlarını ne kadar avantaja çevirebiliyoruz? Ya hoca çok iyi analiz ettik diyor, her şeyine baktık diyorsa avantaja çevireceği formülleri de bulmuş olması lazım. Bunu anlarız ilk 20 dakikada zaten bu bize gösterir bir şeydir. Yani ilk 20 dakikada Galler'de Letonya gibi bizim ceza sahamıza girip çıkıyorsa demek ki hoca bunu analiz edememiş anlamına gelir. Ya da buna çözüm üretememiş anlamına gelir. Eksikler, çok önemli eksikler ve biz buna karşı bir antites üretmemiz lazım. Ve muhtemelen de bu kadar basın toplantısında her şeyini öğrendik, analiz ettik diyen bir hocamız varsa herhalde Stefan Kuntz da bir şeyleri doğru yapacaktır. Bu konuda bu deneyime sahip bir isimden bahsediyoruz. Hiçbir şey yapmasa da çocuklar tahtaya bir 11 yazıp işte çıkın bildiğiniz gibi oynayın dese de Türk milli takımında yani Çalhanoğlu gibi çok uluslararası deneyim yüksek oyuncu sayısı çok fazla. Çok. Yine kazanırlar maçı. Ben oyunun değil de maçın kazanılmasından yana çok kuşkum yok ama geleceğimiz olmadığını söylüyorum. Yani geleceğin inşasına bugünden başlamak gerekiyor. Ben bunu 20 senedir söylüyorum. O 40 senedir söyleyenler de var. 40 sene daha söyleyecek olanlar da göreceğiz muhtemelen yaşarsak. Temel sorunumuz futbolu algılama biçimimizin arkaik olması.
Orta Doğulu olması. Yani çağdaş kafanın gerektirdiği şekliyle bir futbol algımız hem keyfiyet anlamında hem iş anlamında çok eksik olduğumuzu, bugünkü galibiyetin ya da mağlubiyetin ya da beraberliğin bu genel fotoğrafı hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini hepimiz biliyoruz. O değişiklik olmadığı müddetçe de işte biz günlük oyunlar ve skorlar üzerinden kendimizi tarif etmeye çalışacağız. Bazen hakeme sallayacağız, bazen oyuncumuza, bazen hocamıza sallayacağız. Gerçekle yüzleşmekten hep uzak duracağız. Niye? Çünkü gerçekle yüzleştiğimizde İstanbul'un üç büyük kulübünün de yeniden yapılanmaya gitmek zorunda olduklarını kabul etmek zorunda kalacak herkes. Hı hı. Bu da kimsenin işine gelmiyor. Çünkü bizim 3 İstanbul takımımızda zaman zaman Trabzon'da şampiyonluk parolasıyla sezona başlarlar. Şampiyon olan takım kendisini kısmen kurtarır 3-5 ay. Ondan diğer 3 takım kaosa girerler. Hataları başka yerlerde ararlar. Camialarını başka noktalara kilitlerler hedef olarak. Yeni sezona başlarlar. İşte idare edebildikleri kadar ederler. Bazen yönetim değişiklikleri olur filan. Ama gerçekle yüzleşmek ve kendiyle hesaplaşmak gibi bir geleneğimiz şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olacağına dair bir işaret yok. Alman genç milli takımıyla çok güzel işler yaptığını bildiğimiz, oynattığı oyunu gördüğümüz Kuntz geldi. 3 ay dayandı bize yani kafa olarak. Yani çağdaş kafayı temsil etti 3 ay. 3 ay sonrasında baktı ki burada işler bambaşka gidiyor. Burada şöyle istiyorlar yemeği. Maaş da güzel. Devam edeyim, paramı kazanayım gideyim. Ben mi kurtaracağım Türkleri diyor. Türklerin böyle bir talebi yok ki. Bizim öyle bir talebimiz yok. Bugün Galler'e 5 tane attık, atarız. Güne dönersek de ben Orkun ve Arda ikilisiyle birden başlamasını doğru bulmuyorum. Muhtemelen de başlamayacaktır. Galler de çünkü, bütün Galler öyledir. Fizik güce dayalı oynuyorlar. Attıkları gol, bir taç atıyorlar, biri indiriyor, biri vuruyor. O hava topuna vuracağını adam %100 eminle vuruyor da %99 ihtimalle. Yani Letonya mıydı, Litvanya mıydı? Letonya. Letonya'da aşağı yukarı aynı oyunu oynuyorlar. Fizik güçle oynuyorlar. Ve fakat deplasmanda oynuyor olmanın getirdiği baskıyla Letonya gibi ceza sahamıza 32 defa gireceklerini beklemiyorum. 10 defa girseler iyi herhalde. Öyle, ama onlar 10 defa girdiğinde de 2 gol üretebilir oradan. Ve fakat Türk milli takımında gerçekten yetenekli adamlar var ya. Yani oyuncu olarak tabii hiçbir ki, sıkıntımız yok. Ki. Oyunumuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Samsun tribünlerinin de vereceği destekle muhtemeldir ki full olacak stat. 10 yıl üstüne mi Samsun'la oynuyor? Evet, 10 yıl mı oldu? Samsun'a 10 yıl çok ihmal etmişiz. O tribünler de desteğini verecektir. Milli takım da diyoruz işte oyuncu olarak, oyuncu kalitesi olarak tek tek. Çağlar yok değil mi yine? Yok. Çağların olması biraz sıkıntı. Yani bu Letonya'da yaşadığın sıkıntının nedenlerinden biri Çağlar. Kadro üzerinden konuştuk. Ben başka bir noktaya da gelmiş olayım. Euro 2020'de karşılaştık biz Galler'le. Yani 2020 derken 2021'de oynandığı için 2 yıl önce. 2 yıl önce, hatta bugünlerde diyelim ya 17'siydi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Ya 19'u. O maçtan Galler Ermenistan maçına 8 kişi taşımış. Yani hemen hemen kadro devam ediyor. Savunma ve kaleci ve savunma dörtlüsü aynı. Hangi yıldan bu tarafa dedim? Euro 2020'de. 21'de oynanan maç. Şöyle söyleyeyim. 2 yıl. Yani Galler Türkiye maçının kadrolarına baktım. Galler'in o günkü savunma ve kaleci dörtlüsü, beşlisi diyeyim, tamamen aynı. Ermenistan maçında, Galler'in Ermenistan maçında. Ve o kadrodan Ermenistan maçında 8 kişi yine ilk 11 başlamış. Bize bakıyorum, Galler'e karşı o gün olan isimlerden bugün kadroda muhtemel olması, yani ilk 11'de çıkmasını beklediğim sadece 3 isim var. Sebebinin Zeki, Hakan, Cengiz. Yani Galler turnuvalarda bu şekilde süreklilik sağlayabiliyorsunuz. Böyle olunca Avrupa Şampiyonası'na da gidiyorsunuz, Dünya Kupası'na da gidiyorsunuz ama biz sürekli bir oyuncu değişiminin, sirkülasyonun içerisindeyiz. Nedeni ne biliyor musun? Milli takıma gelmek için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynamayı filtre olarak seçersen 2 yılda bir kadron baştan aşağı değişir. Evet, çok doğru bir noktaya temas ettin. Yani sen adamı örnek veriyorum, Onur Bulut Kayserispor'da mükemmel işler yaparken alma. Bir ay sonra Beşiktaş'a gittiğinde al. Abdülkerim. Abdülkerim Konya'dayken alma. Galatasaray'a gittiğinde al. Galatasaray'dan Abdülkerim ayrılınca alma. Abdülkerim'in yerine başkası gelince al. Yani subliminal mesaj nedir burada? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş milli takımın havuzu olmaması lazım. Havuzu yaparsan o adam oraya geldiğinde alırsın. 2 sene sonra oradan ayrıldığında gönderirsin. Çünkü zaten bu takımlarda ortalama yerli oynama süresi 1 sene.
Böylece bir sene sonra, bir buçuk sene sonra aldığın adamı bir daha almıyorsun. Yerine kim alındıysa yerli onu alıyorsun. Sorunumuz bu özünde. Yani çok az değil mi Selahattin abi? 3 kişiyi, 2 yıl içerisinde sadece 3 kişiyi o kadrodan buraya taşıyabilmek. Ya çok fazla oyuncu üretirsin, birbirinden yetenekli oyuncular vardır. Onu anlarsın yani. Ona da şans verelim, buna da şans verelim ama diyoruz ya bizim kulüp takımlarımızın da bir oyunu olmadığı için milli takımında bir oyunu yok. Yani Galler milli takımının bir oyunu var. Lig ne olursa olsun ya da Hırvatistan milli takımının bir oyunu var değil mi? Ligi bile yok sayılır Galler'in. Evet. Zaten. Hatta neredeyse yani Hırvat Ligi de bizimkiyle çok kıyaslanmaz ama çok düşük. Ama çok senin bir oyunun yok. Yani oyun derdin yok ya. Daha en baştan TFF'nin öyle bir derdi yok. Yani bir planlama yaparsın. Dersin ki Türk milli takımları 4-3-3 ile oynar. Ona göre altyapıdan U10'lardan başlayarak bunu uygulamaya getirirsin değil mi? Öyle bir ezber olur. Kas ezberi, zihin ezberi. Böyle şeyler böyle inşa edilir ama Türkiye milli Türk milli takımı da Türkiye Futbol Federasyonu da az önce Taner'in çok güzel örneklediği şekliyle milli takıma seçilme kriteri İstanbul takımlarından birine transfer olmanla başlıyor. Eğer öyle olursa federasyon başkanı da aynı kafayla seçiliyor. Federasyon profesyonelleri de aynı kafayla seçiliyor. E ne oluyor? Litvanya ile Letonya'yı işte uzatmalı dakikalarında attığın golle yeniyorsun. 85 milyonluk bir havuz, 2 milyonluk bir havuz. Ve bu ilk bir kere olmuyor yani. Sürekli böyle oluyor yani. Ve sürekli mucize maçlar kazanan bir Türkiye izliyoruz. 2008'de Hırvatları penaltılarla yendik. Değil mi? Bir elendik sorma. Hala eleniyoruz. 2008'den sonra düzenlenen 2010, 12, 14, 16 hepsinde Hırvatlar var. Bir tanesinde yoklar. Bütün şampiyonalarda Hırvat taraftarlar o damalı formalarla tribünlerde yerini alıyorlar. Biz neredeyiz? Biz de ekran başındayız. Şükrü Saraçoğlu'nda, Telekom'da, Avni Akar'da maçları orada seyrediyoruz. Bizim taraftarlarımızı ondan fazlasını layık görmüyoruz. Dediğin noktayı çok kıymetli buluyorum Selahattin abi. Çünkü biz hala tamam çok önemli zafer ama 15 yıllık bir zaferi hala televizyonlarda gösterirken... Dün Hırvatlar falan oynadı. İşte onların göstereceği o kadar fazla maç var ki yani onlar 15 yıl geriye dönmüyorlar. Ve hep topu 300 milyonluk bir ülke. Bizden çok da büyük. Ya mesela 98'de yarı final oynadılar. Dünya Kupası'nda Fransa'ya karşı. Çok önemliydi onlar için 98'de. Savaştan yeni çıkmış bir ülke olarak çok önemliydi yaptıkları. Ama 98'in yani ben Hırvatistan'a da gittim hatta sık gittim. Hiç kanallarında böyle 98 görmedim, bir şey görmedim. Yani o kadar fazla şöyle, övünecekleri başka maçlar, organizasyonlar var ki. Prosineçki ile Kayseri Spor'u ilk çalıştırdığı dönem. 2005 mi, 6 mı? Çok tam hatırlamıyorum. Pardon, 2015-16 falan olması lazım. Şüker, onunla, Prosineçki, o kadro, Boban. Ona bir röportaj yapmıştım. Dedim ki ya nedir bu işin sırrı? Biz şimdi 16 milyon genç nüfus, 70 o dönemler, 75 milyon nüfus. Ama bunu yakalayamıyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz dediğim zaman 3,5 milyon, he. Ekol'den bahsetmişti ve orada Prosineçki vermedi bu örneği ama başka bir konferansta birisi anlatmıştı bunu. Hırvatistan, işte Litvanya, şimdi Litvanya diyoruz ama Litvanya'da basketbolda aynı şeyi yaşıyor. Bu tarz bazı Avrupa ülkelerinde günü insanlar sabah sporu, öğle sporu, akşam sporu olarak üçe bölüyor. Yemekleri ise spor alanına yerleştiriyor. Bizim gibi ülkelerde ise sabah yemeği, öğle yemeği, akşam yemeği var. Araya spor. Araya sığarsa spor oluyor. O spor da sığmıyor. Çünkü o yediğin karbonhidrat yüzünden zaten beyin bayılıyor. Ve yapacak halin kalmıyor. Litvanya demişken burada, bir ekleme yapayım mı burada mesela? Burada Hırvatistan'da bu çatı altında, Litvanya o çatı altında. Bir 6 ay Litvanya'da yaşadım. Yani hayret ettim yani bu kadar spor yapan ve zaten basketbolda yaptıkları ortada. Bir ülke olamaz. İklim müsait olsa futbolda da muhtemelen bunu başaracaklar. Genetik kodlar da çok. Şöyle bir ekleme yapayım. Şu bile çok önemli bir şey bence. Žalgirio Arena, Žalgiris Kaunas'ın yani Litvanya'nın en büyük basketbol kulüplerinden birisinin evi. Ve basketbol salonunu bu yazdan itibaren kullanıma açıyorlar. Saatliği 80 euro. Yani orada 80 euro veren Litvanyalı vatandaşlar maç yapabiliyorlar. Şimdi bu bile basit geliyor ama çok önemli bir şey çünkü küçüklükten onu aşılamak, o atmosferi onlara da sağlatabilmek, yaşatabilmek bunlar çok önemli şeyler. Çünkü çok basit bir şeyle çok başka bir şey yapıyorlar. Şöyle şimdi salon sporlarına muhtaçlar. Öyle bir iklim var ki -30 dereceler vesaireler yani orada futbol oynama şansın doğal yani normal değil. Salon sporuna muhtaç oldukları için de ister istemez basketbol ilerliyor. Voleybolda da fena değil kızları. Voleybolda da fena. Yani biraz salon sporlarında bu yüzden ağırlık veriyor. Ama bizim gibi 4 mevsimi
iklim olarak her yerde yaşayabileceğin, hava kötüyse Antalya'ya git, iyiyse başka yere geç. Hani hepsini yapabileceğin bir ortamdaki bu tablo tabii ki istenmeyecek bir tablo. Ha, puan tablosunda lideriz. Ama ben oyun tablosunda neredeyiz? Ben oradayım. Puan tablosunda lider olursun ama bu oyun tablosunda neredeyiz biz? Biz bu ekolü yerleştiremedik bir türlü. Çok güzel bir genç milli takımlarda, işte ümitlerde, altlarda inanılmaz bir ekip çalışıyor bu arada. Onu takdir ediyorum. Çok güzel bir kadro var. İşte Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan vesaire. Yani orada çok güzel bir hoca grubu var. Ve geziyorlar, dolaşıyorlar. Orada müthiş bir iş yapılıyor. Ve Taner, şeyler... bunların hepsi geride kalan 20-30 yılda da yapıldı zaten. Abi sanırım hocaların hepsi yapıyor. Abi sanırım yapılmadı. Bu kadar net bir şekilde yapılmadı. Ama sorun şu, süreklilik arz edecek mi? Yani herkes şu, oradaki sorun şuydu. Süreklilik arz etmeyen durumlar vardı. Mart ayında Alanya'da Ümit Milli Takım maçı anlattım. O zaman görevlendirmeler yeni yapılmıştı. O alt kademeler Taner'in dediği gibi değişti. Birçok eski oyuncu da görev almaya başladı. Orada insanların gözünden kaçan bir şey vardı. Ben burada hep yayınlarda da konuşmaya çalıştım. Federasyon o görevlendirmeyi yaptığı zaman o sayfada en altta gruplar kendi arasında değişebilir şeklinde bir ibare vardı. Grupları çalıştıran teknik adamlar, yani U15, 17, 19, 21 olarak söylüyorum. Şimdi ben de oraya gittim de sordum Levent Sürmeye, hocaya ve ekibine. Hocam dedim, şimdi Avrupa Şampiyonası var 2025'te, ümitler onun için zaten hazırlanacak. Eylül'de dedim elemeler başlıyor. Siz takımın başında olacak mısınız? Hoca da bilmiyorum dedi. İşte bu problem. Şimdi onu söylüyorum, yani 3 ay sonra elemeler başlıyor. Ben soruyu sorduğum zaman 6 ay vardı ve hazırlık maçlarına çıkıyor Levent Hoca, fakat hani Eylül'de olacak mı olmayacak mı? Kendisi de bilmiyor. Şu Levent Hoca ile ilgili değil, planlamayla ilgili problem. Şu an biliyorum acaba. Mesela şu anda da belki bilmiyor. İşte yarın anlatacağım, belli olmadığı için. Ama bak aynı şeyi, aynı hatalı noktada tepinip duruyoruz gibi geliyor bana. Olabilir, bilmeyebilir. Önemli olan altyapıda hangi hocanın takımın başında sahaya çıkacağı değil. Sahaya çıkıldığında orayı ortaya koyacak olan oyun kurgusu. Ya bir oyun kurgusu olur, bütün hocalar onun üzerine çalışır. Az önce söylemeye çalıştım bu. Biz 4-3-3 oynayacağız, 3-5-2 oynayacağız. Mağlup duruma düştüğümü 5-3-2'ye döneceğiz filan. Neyse, önemli olan budur. Bu anlamda bir kurgu bütün altyapıya, teknik adamlara anlatıldı ve kabul edildiyse, kabul gördüyse, ikna oldularsa hangi hocayla çıkacağın çok önemi yok ya. Altyapı maçları skor maçları değildir. Çok büyük yanılgı, bütün altyapılarda bütün hocalar kalıcı olabilmek için skor almaya çalışıyorlar. Ya sen, hep aynı örneği veriyorum. 2020'de mi Antalya'da U19 finalleri oldu. Trabzonspor bütün rakiplerini yendi. Finalde Fener'i 4-2 yendi. Şampiyon oldu. Kim var o takımdan Trabzonspor'da? Hiç kimse yok. Başka Arda Fenerbahçe'deydi ama. Şampiyonu Akademi'de. Arda Fenerbahçe'deydi. Bak geldi Arda. Kaybettiler ama maçı. Medipol Başakşehir oldu. O U19 takımından bu sezon Medipol Başakşehir şampiyon oldu Akademi'de. U19'da sadece 42 dakika oynadı Süper Lig'de oyuncular. İşte mesele o. Mesele o. Asıl mesele bu. Onu ıskalamayalım yani. Oyuncu yetiştirmeli altyapılar. Skor üretmemeli. Şampiyonluğa oynamamalı ya. Altyapıda hocalar ki bütün motivasyonlarını şampiyonluğa yapıyorlar. Niye? Orada kalıcı olabilmek için başka şansı olmadığını düşünüyor. Camia da diyor ki bizim U18 5 yemiş Sivas'tan. Nasıl olur bu? Dese ki 3 tane oyuncu verdi yukarıya ama kimse dinlemiyor onu. Onun bir itibarı yok. Çok güzel bir şey söyleyeyim Selahattin abi. Peki hoca da, çok özür diliyorum. Hoca da skor odaklı ve kendi mevkisini düşünerek hareket ettiği için elindeki bazı iyi oyuncuları da yukarıya atmak istemiyor. İşte aynı şey. O da yukarı atmak istemiyor. Evet. Yani gelişebilecek bir oyuncunun önüne de bazı hocalar kilit koyuyor ki... Evet. Ben kazanayım diye. Onlar kazansın ya. Bak, takım dün, değil. Geçen hafta sonu ve bu hafta sonu gittim ben U12, U13 maçları seyrettim. Hı hı. Trabzonspor Futbol Okulu'na gittim. Başka bir isim vermek istemiyorum. Öyle çocuklar gördüm ki hani 12-13 yaşında. Bana şu anda yetki versinler. Ben 10 sene sonra, 7-8 sene sonra Türkiye Ligi'nde şampiyon olacak bir takım kurarım. İzlediğim çocuklardan. 5-6 tane maç izledim. Öyle yetenekli çocuklar var ki sadece 3 tane flash yabancı transferi hakkım olacak. 8 tane oyuncuyu ben sahaya çıkarırım şu izlediklerimden. Abdüş'ten daha iyisi var. Arda'dan daha iyisi var. Daha 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında çocuklar. Ama bunları bilimsel bir metotla geliştirmek gerekiyor. Ailelerinin mümkün olduğu kadar zihinsel olarak koparıp futbola, çağdaş futbola odaklanmalarını sağlamak gerekiyor. Yani iyi niyetli bir
üst yapı girişimi yani TFF'nin gerçekten iyi niyetli ve kişilerden, kurumlardan, markalardan bağımsız bir futbol inşa derdi olsa aşağıdan o kadar pırlanta gibi çocuklar var ki gerçekten şaşırdım bazı oyuncuları gördüm. Şimdi söylemiyorum ki nazar diye gidip birileri alıp ailelerden koparmaya çalışır. Ben futbolcudan anlarım. Futboldan çok anladığım iddiasında değilim. Ama ben de orta sahada oynadım falan. Böyle tekniktim falan yani. Topu kafamda 1000 kere zıplatıyordum. Mahallede efsane oluyorduk falan. Vay abi falan. Tekniğim ve futbolcudan anlarım. Ben diyorum ve izlediğim hep topu 4-5 tane maç yani. Diyelim 100-150 tane çocuk izledim. O kadar yetenekli çocuklar var ki ya yazık bu ülkenin futbolu yönetişim felsefesine yani. Çocuklarımızı heder ediyoruz. Teknik adamlara bakış noktasına şöyle bir ekleme yapayım. Xabi Alonso herhalde zaten oyunculuğunu burada anlatmaya gerek yok. Sociedad'ın B takımında teknik adamlık tecrübesi oldu ilk. Orada başladı. Geçen yıl küme düştü o takımda. Küme düştü İspanya 2. liginde. Sonrasında Bayer Leverkusen aldı Xabi Alonso'yu ve Xabi Alonso da Bayer Leverkusen'de zaten müthiş bir yıl geçirdi bence. Yarı finale kadar gittiler Avrupa Ligi'nde neredeyse final görüyorlardı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi nerede Xabi Alonso? Leverkusen'de. Xabi Alonso da Real Sociedad'la ya kardeşim ikinci takımında küme düştü işte bu adamı niye getiriyorsunuz falan kimse demedi. Yani o altyapıda skor alma durumu bizim çok gerçekten farklı bir gözle bakıyoruz. Onlar çok farklı bir gözle bakıyorlar. Yani adamın oynattığı bir oyun var. Sociedad'ın B takımında oynattığı belli. Şimdi Erol Bulut nasıl gitti Cardiff'e? Erol Hoca'nın da bir oynattığı bir oyun var. Yani adam orada Cardiff'in sportif direktörü. Açıp baktığı zaman bir sistem, bir mantık aldığı zaman, bir kaos oyunu görmediği zaman, kendi takımına uyuşturabildiği zaman transfer yapıyor. Şimdi hocalarımızın da bir eleştiri yapması lazım. Biz oyuncu ihraç ediyoruz. Doğru mu? Ediyoruz. Evet. Hoca niye ihraç edemiyoruz? Çünkü birçok hocamızın bir sistemi yok, bir mantığı yok. Olan hocalarımız teklif alıyor. İşte Abdullah abi teklif aldı bir dönem işte Sevilla vesaire. Ama genele baktığımız zaman işte Fatih Hoca gitti, geldi. Niye vesaire. Gitmedi Abdullah abi? Teklif mi aldı ben bilmiyorum. Tabii Sevilla'dan teklif gelmişti. Türkiye'de kalma herhalde tercih etti. Yabancı dil sıkıntısı da var bazı teknik adamlarda. Bazı teknik adamlarımızda yabancı dil problemi de var ama aşın. Yani burada oyuncu ihraç ediyoruz. Hoca ihraç edemiyoruz. Konfor alanından çıkmak istemeyen çok fazla bütçe teknik adamımız var maalesef. Ya hayır canım. Bütçe alanından da. Bütçe alanından da. Senin oyuncun var. Oyunun yok yani. Aslında kral net bir şekilde çırılçıplak karşımızda duruyor. Ya, teknik adamların bir oyunu inşa edemiyorlar. Abdullah Avcı Vakame ile şampiyon oldu. Okan Buruk Icardi ile şampiyon oldu. Şenol Güneş o Cezayir Gezzal'la şampiyon oldu. Oyunla şampiyon olan yok ki. Avrupalı bunu görüyor. Keriz mi? Sergen Yalçın Gezzal'la oldu. Sergen Yalçın ya işte evet. Ya oyuncularla oluyoruz yani. Oyuncuların sıra dışı performanslarıyla şampiyon olur. Oyunuyla şampiyon olan kimse yok Türkiye'de ya. Jesus geçen sene oyunuyla bir şeyler yapmaya çalıştı. Bana göre büyük bir hata olarak Fenerbahçe ondan koptu. Belki kendi istedi, istemedi onu bilmiyorum. İlk kez bir adam oyunuyla şampiyonluk kovaladı yani. Olamadı. O yüzden Avrupalı'da senin liginde oyunuyla öne çıkan bir adam olmadığını görüyor yani. Çünkü onun çok son derece çağdaş, objektif kriterleri var. Onlara koyuyor adam örneği. Bakıyor oyuna yok. Vakame tavşan çıkarırsa şapkadan şampiyon oluyorsun. Ya da Gezzal ya da işte Icardi. Onlar da Allah için hepsi üçer beşer tavşan çıkardılar yani şapkadan. Ama işte Avrupa'da tavşan çıkarma üzerinden oyun oynanmıyor. Avrupa kulüpleri de ligimize bir etiket koyuyor maalesef. Yani etiket nedir? Bu lig maksimumdu. En iyi oyuncusu bile işte 15 milyon euro. Hadi 20 milyon euro. Belki Şampiyonlar Ligi performansı Cenk gibi 25 ama üzerine çıkmıyor. Evet. Yani şimdi bir sonraki saat diliminde konuşacağız. Arda bugün Fenerbahçe'den değil de Benfica'dan, Porto'dan çıkan bir isim olsaydı yani şu an minimum 40'lar 50'ler konuşuluyor. Arda ile ilgili bir şeyler duyduk şimdi. Konuşacağız. İkinci bölümde konuşacağız. Son bir dakikamız bu bölümde. Öyle mi? Biraz diğer bölüme saklayalım. Belki bir telefon bağlantısı da yaparız. Konuşacağız onu. Ama hani etiketlendirmemiz düşük bizim. Neden? Çünkü güvenilir bulmuyor. Yani oyun anlamında güvenilir bulmuyor. Marka anlamında güvenilir bulmuyor. Markan iyi olursa etiketin de iyi olur. Markan iyi değilse eğer etiketi oraya yüksek fiyat yazamazsın. Yani ürünün de önemli. Yani ürünün markası çok iyiyse üstüne koyduğun fiyat kimseye anlamsız gelmez. Ama markan iyi değilse üstüne koyduğun imaj göze çarpar. Ya da milli takım bağlamak gerekirse dediğimiz gibi bakıyor. Diyor ki yani Türkler 2 yılda
3 oyuncu taşıyabilmişler aynı kadrodan ama Galler'in bir sürekliliği var. Galler lig olarak Kadıköy'de esamesi anılmıyor ama milli takım Kadıköy'de olarak bir düzenleri var. Ya da başka bir yerde ara kahvede esnaf kahvesinde bir çay içersin. 5 lira, 6 lira, 7 lira çok da güzel çaydır. Son gidersin İngiliz abi. Markasına çaya 25 lira verirsin zannedersin o daha iyi. Aynı şekilde futbolda aynı şekilde. Araya gidiyoruz Spor Ajansı'nda saat başında kulüplerdeki gelişmelerle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii hafta sonu gündem Mali Genel Kuruldu ve Sayın Başkan Ali Koç'un çok önemli açıklamaları vardı. Teknik adam konusuna da değindi ve Sayın Başkan camiye yakından tanıyan bir isimle anlaşmayı düşünüyoruz derken ortaya bu profilde çıkan sadece 4 aday var. İsmail Kartal şu anda favori aday konumunda Fenerbahçe'de Taner. Zaten geçtiğimiz sezondan önceki sezonu çok iyi kapatan bir isimdi. Jorge Jesus mu İsmail Kartal mı derken Jesus göreve geldi. İsmail Hoca'yla da yollar çok iyi ayrıldı. Hani bu açıdan baktığımızda adaylar içerisinde yıpranmamış isimlerden birisi diyebiliriz İsmail Kartal'la ilgili. Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu, Volkan Demirel konuşulan diğer isimler. Yani Volkan Demirel'in de olduğu bir formül son dönemde gündemde. Yani İsmail Kartal ve Volkan Demirel ismi. Spor direktör hoca gibi mi? Hiç fikrim yok abi ama muhtemelen birkaç gün içerisinde bir şeyler netleşir. Çok ama bu ikili dışarıdan böyle formüller tutmuyor gibi ülkemize son yıllarda. Çok uygulanır olmadı yani. Dışarıdan bir göz Fenerbahçe'nin son yıllardaki tarzına baksa derler ki ya ne yapıyor bu adamlar der. Yani İsmail Kartal'la çok güzel bir puan ortalaması yakalıyorsun. Neredeyse şampiyonluk puan ortalaması yakalıyorsun. Hocayı gönderiyorsun. Üstüne 1 milyar TL para harcıyorsun. Başka bir hoca geliyor. Yine ikinci oluyorsun. Sonra onu gönderip yine İsmail Kartal'ı getiriyorsun. Nerede plan, nerede program? Niye gönderdin İsmail Kartal'ı o zaman? Niye geri alıyorsun İsmail Kartal'ı? Değil mi? Yani burada bir gariplik var. Şimdi İsmail Kartal lig ikincisi olduğu kadro üstünde. Belki de Fenerbahçe İsmail Kartal'la devam etse, Jesus macerasına girmese 1 milyar TL değil 200 milyon lira harcayacak ve Fenerbahçe yine ikinci olabilirdi. Belki de şampiyon olacaktı. İnanın üçüncü olmazdı. Çok enteresan bir yönetim anlayışı. Ben çok şaşırıyorum. Her adım beni bir kez daha şaşırtıyor Fenerbahçe'de. Çok garip geliyor bana bu durum. Şimdi yerli teknik adam konusu ön plana çıktı dedi Selahattin abi Sayın Başkan kongrede. Montella ismi çok konuşulurken birden yerli teknik adama dönüş ki son 15 yılın dedi tamamını yerli teknik adamlar kazanmış. Biz de böyle bir düşünce içerisindeyiz dedi. Ali Koç sen nasıl karşılıyorsun? Adaylardan hangisi sence daha ideal olur? Fenerbahçe'ye girmeden Fenerbahçeli bir gazeteci arkadaşımız Cem şimdi mesaj attı. Biz az önce ekranda Mustafa Reşit Akçay'ın basın toplantısından söz ettik ya efsane 15 saniye. Oynadık, yenildik arkadaşlar. İyi günler. Şimdi şeyde havalimanında rastlamış Mustafa Reşit Akçay'a Cem. Cem çok iyi bir Fenerbahçeli ve çok da yenilikçi, açıktır yeniliklere. Hocayı da çok sever. O anarşist tavrını falan. Bize selam yollamış hepimize. Aleyküm selam diyelim ama hocayı biz de hoca İstanbul'a yine varamadı. Bir böyle güzel bir tereyağlı barbon borcu oluştu bize yani. Onu da söyleyeyim. Şimdi Ali Koç genel kurulda dedi ki camiayı çok yakından tanıyan iki isme karar verdik. İbn Arabi'nin bir lafı vardır. Çok yakından bakmak da tıpkı çok uzaktan bakmak gibi körleştirir insanı. Çok yakından bilmek çok da büyük avantaj değil ki. Yani o dezavantajları da vardır. Orada da körleşme yaşanır. Bana göre Fenerbahçe hala aynı ben fikirdeyim. Fenerbahçe'nin bir futbol aklı varsa Montella gibi bir adam boştayken ve Türkiye'de oynattığı oyun, geçmiş kariyeri, her şeyi cuk oturuyor. Türkiye'de herhangi bir şampiyonluk takımına yani. Fenerbahçe'ye de değil. Ve en çok ihtiyacı olan Fenerbahçe, Türkiye Ligi'ni çok iyi tanımış iki yılda bir Montella. Oynattığı futbol herkesin saygısını kazanmış. Skor da almış, oyun da üretmiş. Böyle bir adam varken ben İsmail Kartal'a karşı da negatif bir duygum hiç olmadı. Uzun süre izleyenler bilir, hakkını yendiğini de düşünüyorum. Volkan Demirel'in uzun vadede çok iyi bir hoca olabileceğini düşünüyorum. Yani Emre Belözoğlu birazcık bu düşüncemizi akamete uğrattı. Geriye gidiş var ama Volkan Demirel çok iyi bir hoca olabilir ama şu takımı, şu beklentiler içindeki bir takımı ve camiayı yükünü ne İsmail Kartal'ın ne de Volkan Demirel'in taşıyabileceğini ben düşünmüyorum. Ki en çok gol atan oyuncunun ligi domine eden transfer flash
gollerle işte rekorlar kıran Valencia'nın da gitmiş üstelik. Daha golcüm belli değil. Diyelim Zeko geldi ama Zeko da başka türlü bir oyuncu. Yani saygımız ayrı ama Valencia gibi skor üreteceğini düşünmüyorum. Tabi bu biraz oyun sistemiyle de ilişkilidir. Hem Volkan Hoca'nın hem de İsmail Hoca'nın taşıyamayacakları bir yükün altına sokulacaklarını düşünüyorum. İsmail Hoca'yla iki beraberlikte bir mağlubiyette homurdanmaya başlar insanlar. Oysa lig çok uzun. Fakat Montella'nın bana göre çok epey bir kredisi olur. Taraftarın gözünde de var. Dün evvelki gün kongrede gördük. Taraftar ikiye bölünmüş Fenerbahçe. Net bir şekilde görülüyor. Ama her iki taraftan da Montella'ya itiraz edecek adam olduğunu düşünmüyorum ben. Ya ben aslında ben itiraz ediyordum. Şöyle itiraz ediyordum. Montella tabii ki Adana Demirspor'da bence müthiş iş çıkardı. O çok ayrı. Ama hangi Montella olacak? Yani daha önce Roma'da, Milan'da, Sevilla'da, Fiorentina'da çalıştı. Başka Montella'da yok galiba. Ama buralarda daha defansif bir oyun modeli sergiledi. Özellikle Sevilla'da. Ve bu konuda çok eleştirildi Vincenzo Montella. Adana Demirspor'daki oyunu daha önceki tam teknik direktör deneyimlerinin tam zıttıydı. Muhtemelen plan değiştirdi. Olabilir, değiştirdi. Tabii ki olabilir. Bu da bu arada kaliteli anlarak bir şey. Yani hoca önemli. Takıma göre kabuk değiştirebiliyor. Evet. Aynı şeyi oynamıyor. Ama yani benim tahminim şuydu. Eğer Adana Demirspor'daki oyunu Fenerbahçe'ye oynatmayı düşünüyorsa Vincenzo Montella bu camiayı çok yorar. Yani Adana Demirspor belki bu sezon ligin en fazla geriye düşen herhalde ilk 3-4 takımdan birisi olabilir diye düşünüyorum. Bakmadım ama yani birçok maçında böyle bir senaryo vardı. Rakip takıma verilen çok fazla sayıda pozisyon, tamam Adana Demirspor da çok fazla gol attı ama hani ya bu oyun bana şampiyonluğa Ömer, giden şey yolda değil. Çok ideal gelmiyor açıkçası. Oyuncu grubuna göre oyun oynatabilen bir hoca modeli çıkıyor burada. Daha iyi ya. Ya Fenerbahçe'de de böyle bir hocaya ihtiyacı var zaten. Jesus geldi, arkaya atılan her topun sorun yarattığını bile bile oraya takviye yapmadı. Ve bedelini bütün camiaya birlikte ödedi değil mi? Ön taraf bu kadar üretken olmasına rağmen. Montella Katolik değil ki. Belki dinen belki Katoliktir de İtalyan ya. Dinen Katolik sanki öyle bir şey. Şey değil yani. Kendi bir doğrum var. Onda ısrar ederimci değil. Oyuncu profiline göre, oyuncu yeteneklerine göre, toplam kimyaya göre bir oyun kurgusu üretebilecek, sahaya taşıyabilecek bir adam. Bu bir avantaj. Yani senin ve örneğini verdiğin, olumsuzlama için örneğini verdiğin örnek bence Montella'nın avantajlarından biri. Yok, olumsuzluk derken şöyle dedim yani böyle olabilirse olursa dedim. Yani ama, bir tahmin üzerine konuşuyoruz. Ama Montella gelirse tabii ki kendi oyununa uygun. Oyuncular da isteyecektir. 3-5 transfer isteyecek. Çok net bu. Belki İsmail Hoca ile Volkan Fenerbahçeliklerinden bunu yapmayacaklardı. Çünkü mali olarak bütün kulüpler hep söylüyoruz. İflas etmişler, ilamı gecikiyor. Mahkeme kararı çıkmamış yani. Yoksa hepsi iflas. Yani geriye dönüşü de yok. Fenerbahçe 7.7 milyar mı? Borç açıklıyor. Senin 10 diye düşün. Her kulübünkine 1-2 milyar daha ekle yani. Gelirleri belli. Gelirler faizleri ödemeye yetmiyor ya. Ya aslında konuşmamız gereken şeyler transferler. Hoca hoca değil ya. Bu kulüpleri nasıl kurtaracağız? Kulüpler batmış. Elden gitmiş. Konuşulmayan şu var. Bankalar Birliği anlaşmasına göre birçok kulüpte şu an gelirinin yarısını tabii oraya verecek. Yani bu hiç konuşulmuyor ama yeni başladı. Yani zaman geçtikten sonra şimdi ödeme zamanı başladı. Yarısı oraya gidecek. Zaten kulüplerin geliri ne ki yarısı oraya gidince ne kalacak kulüplerde? Bu ayrı bir nokta. Ama şimdi hani Montella'dan gelelim biz yerli teknik adamları. Çünkü Sayın Başkan yaptığı açıklamayla artık Montella'ya bence geri dönülmez bir şekilde kapıyı kapattı diye düşünüyorum. Evet de Ömer aynı başkan geldi gelmeden demedi mi? Ben varken Ersun Yanal bu kapıdan giremez. 3 haftası Ersun takımın başındaydı. Değişebilir yani fikri. Ya belki ama hani genel kurulda söylediği için herkes için de çok da değişiklik olacağını ben zannetmiyorum. Ali Bey yakın çevresinin etkisini çok açık bir adam profili çiziyor. Ya bu aslında saf ve iyi niyetli bir adam olduğunu da gösterebilir bize. Ama işte saflık her zaman doğru sonuçlar doğurmuyor. Rakiplerin çok saf değil. Yani birazcık daha Fenerbahçe'nin ortak aklının devreye girmesi gerekiyor. Şunu konuşmak lazım sanki. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Hı-hı. Taner Başkan dedi ki Mali Genel Kurulu'da biz dedi sorduk dedi danıştık dedi. Hatta öyle isimlere danıştık ki duysanız iyi ki danışmışsınız dersiniz. Öyle isimlerle konuştuk dedi. İşte herkes farklı farklı dedi. Teknik adam profilleri söyledi dedi. Ben şu noktadayım. O gün de söyledim. Bu bana çok garip geldi dedim. Çok garip. Çünkü oldu. Fenerbahçe'de bir futbol aklın olması lazım. Yani bu dışarıya çok, danışarak teknik direktör kararını alıyorsanız eğer sezon içinde yaşananlar da normal hale geliyor. Bunu itiraf etmek, bunu normal kabul edip kongrede ifade etmek bu çok 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 vahim bir durum. Ya kendi kendine belirleyemiyor mu Fenerbahçe yani teknik direktörü? Bu inanılmaz vahim içinde. Bir durum. Neden vahim bir durum? Şimdi bunu
Trabzonspor cephesinde de Ertuğrul Bey danışıyor vesaire diye hatırlarsın abi. Seninle yaptığımız programda orada da eleştirmiştim. Bu camialar tamam bir danışma olur ama bu camiaların bir sportif aklı olur ve kararı o verir. Kulüple yatan, kalkan, oyuncuyla birlikte sürekli vakit geçiren, içerideki dinamikleri bilen, şimdi danıştığın adam bunu ne kadar biliyor? Şimdi Sayın Başkan kime sordu? Muhtemelen hani Afaki Söy, İtalya'nın en ünlü spor adamına sordu. Portekiz'in en ünlü menajerine onları sordu. Onları kastettiğini zannetmiyorum. Bana biraz o gibi geldi. O gün altı parmak gibi yaşayan eski oyuncuları kastetmiyor. Hiç fark etmez ki yaşayan eski oyuncun olsun, isterse dünyanın en önemli adamı olsun. Bu iş böyle bir şey değil ki. Kesin katılıyorum. Yani bu iş böyle bir yapı değil. İsterse sana onlarca şampiyonluk yaşatmış adam olsun. Ya düğmeyi baştan yanlış iliklemiş oluyorsunuz böylelikle. Olmaması lazım. Mesela Galatasaray'da olsun. Galatasaray mevcut düzende hocasını Fatih Terim'e sordu. Aynı eleştiriyi oraya da yaparım. Çünkü burada kulübün dinamiklerinin içerisinde olan bir futbol aklının buna karar vermesi lazım. Ve siz seçilmiş yönetici olarak bunu oraya atamayıp gidip dışarıdan farklı farklı isimlere danışarak karar alıyorsanız çok büyük problem. Ki ama Sayın Başkan'ın açıklamasını hatırlayalım abi. Dedi ki işte kimisi ligi bilen hoca olsun dedi. Kimisi işte yabancı olsun, şöyle olsun. Çok klişe. Belli ki çok yanlış isimlere de danışılmış. Ama böyle değil mi zaten Taner? Mesela ben sana sorsam sen A dersin. Selahattin abi B der. Dışarı çıkarım kapı, çünkü kapının birisi C der, öbürü D çünkü der. Çünkü ne biliyor musun abi? Zaten kulübün doğru adamlara danışılsa hepsi paralel şeyler söyler. Demek ki yanlış insanlara danışılmış ki hepsi farklı farklı şeyler söylemiş. Çünkü doğru bu anlamda kulübü kaldıracak, ayağa kaldıracak doğrular bellidir. Ve sen gidip bunu 5 kişiye sorup 5'inden farklı cevaplar alıyorsan demek ki yanlış insanlara soruyorsun. Zaten sormaman gereken şey bu. Sormamalısın. Gidersin, şunun danışmanlığını alırsın. Orada finansla alakalı bir şey vardı işte. Ne güzel şey yaptılar işte. Kurları, borçları TL'ye çevirdiler. Toplamda 600 milyon euro olan borç şu an 300 milyon eurolara inmiş durumda. 357 falan evet. Mükemmel bir iş. Mesela bunu danışırsın. Ama sportif akıl danışılmaz. İçeride barındırılır. Ama Taner, çok yanlış politika. Bunlar spor kulüpleri. Yani yani keyif işi. Keyif işi duygusuz olmaz. Camiaların da duygularını tarif edebilecek geçmiş birikimleri, geçmişte kalan insanları arşivi olur. Abi ama o bu anlamda sorulmasında çok şey abi görmüyorum. Şöyle bir durum ya. Duygu işi var işin bu içinde. Bu duygu işi geçti ama abi. Bunlar anonim şirket. Abi bunlar anonim şirket artık. Tamam, geçemez. Geçmek zorunda ama. Geçmediği zaman başarısız oluyorsun. Öyle öz evlatçılık, bizim akademimizin adamı, özümüzün insanı, bizden yetişmiş oyuncu, bizden yetişmiş hoca, öz evlatçılık modeli futbolda kalkmadı abi. Onu yani, kastetmiyorum. Ama mesela şu var, şimdi senin geçmişinden gelen bir teknik adam, geçmişinden gelen bir spor adam, tamamen öz evlatçılıktan ona danışıp bir karar almak kötü bir sonuç doğurur. Yanlış. Yani futbolda öz evlatçılık modeli 90'larda kaldı. İyiydi, Ali Bey geldiğinde o Fransız'ı getirdi ya, neydi adı? Komoli. Tamam, tamamen senin dediğin şekilde davrandı. Başarısız. Komoli gitti Fransa'da açıklama yaptı. Bütün yetkiyi ona verdi. Hayır abi, vermemiş. Komoli gitti Fransa'da açıklama yaptı. Faleti ben almadım, başkan aldırdı dedi. Onu ben almadım, başkan aldırdı. Onu ben almadım, yöneticiler aldı. Getiriyorsan da kendi başarısızlığını abi, hayır abi, perdelemek için yapılmış kulüpte yalanlamadı ama. Hayır, hayır. Ama şöyle bir yöneticiler şey var. Yöneticiler de oyuncu alabilir ya hocaya sormadan. Alamaz abi. Niye alamaz ya? Birisi otogalericisi, biri müteahhit, biri galeri mimar. Alamaz abi. Fenerbahçe yani camiasına, Trabzonspor camiasına, Galatasaray camiasına, Beşiktaş camiasına gidip de bir mimar, bir müteahhit transfer yapamaz. Yönetici. Seçilmiş yönetici bunlar ama. Komolli'yi koruyor, tamam, koruyor gibi olmuyor ama. Çok özür diliyorum. Bu insanlar seçilmiş yönetici. Tamam. Profesyonel yönetici transfer yapar. Seçilmiş değil. Seçilmiş yönetici bu transferin kaynağını açar. Gidip de oradaki mimar, otogalerici, müteahhit transfer yapmaya kalkarsa borç 7,5 milyar liraya taşar. Türkiye gerçekliğinden çok uzak, romantik bir söylem seninki bana göre. Abi ama o zaman işte Letonya gelip ceza sahamızda 35 kez toplamış. Tamam, ideali o. Fakat bizim gerçeğimiz o değil. Ama ideale ulaşmak adına desteklememiz gerekiyor. Ya senin TFF, yani baş kurumunun öyle bir derdi yok ki, Fenerbahçe'nin, hiçbirimizin öyle bir derdi yok. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Şunu da söyleyeyim, Komolli ile ilgili koruyor değilim. Tabii ki hataları vardır ama Fransa'ya dönünce Toulouse gibi mütevazi bir kulübü aldı. Lig 2'den Lig 1'e çıkardı. Fransa Kupası şampiyonu oldu bu yıl. Evet. Yani bunu söyledim, yani şu anlamda söylüyorum. Acaba çok da doğru bir çalışma ortamına sahip miydi burada? Fenerbahçe ortamı sağlayabildi mi? Soru işareti adamın yani. Adamın işine karışılmış yani. Transferlerine karışılmış. Yani yetki tam anlamıyla verilmiş. Yürüpak demiyorum ben. Komolli, yürüpak demiyorum ama
Hani biz bu ortamı sağlıyor muyuz çalışan sağlayamayız. İnsanlara? Bizim iklimimiz buna müsait ama değil. Ama abi bak biz, böyle yaklaşmamak lazım. Biz dediğin yazıyor. Dört mevsimi yaşıyoruz. Biz tek mevsim yaşamıyoruz. Ama bizde her şey var. Demememiz lazım abi bak. Şu an Medipol Başakşehir Kulübü bunu sağladı ya mı? Ya senin milli takımını 2 yıl önce getirdiği bak, hocayı kovmanın hazırlıklarını yapıyor. Medipol Başakşehir Kulübü bunu sağladı mı 7 yılda? Sağladı. 7 yılda, 8 yılda. Peki bana Medipol Başakşehir'le ilgili duygu tarafı güçlü bir şey söyle. Ben futbola duygu bakışında değilim abi. Duygusu yoksa ne yapalım biz futbolu ya? Bu iş artık endüstriyel bir yapıdır. Çok büyük bir yapıdır. Burada bak şöyle bak abi. Az önce KCD yazıyordu. Fenerbahçe'nin borcu 7.6 milyar. Bu kimin borcu? Bizlerin de borcu. Evet. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un toplam borcu neredeyse 40 milyar TL. Bu 40 milyar TL'nin olduğu ortamda ben duygusallıktan bahsedemem. Neden biliyor musun? Neden abi? Çünkü bu kulüplerin borçları benim cebimden de çıkıyor. Senin de cebinden çıkıyor. Tamam. O zaman ben burada duygusal yaklaşamam. Bu adamların attığı her adımın, bu kulüplerin attığı her adımın altında bir mantık ararım ben. Olmak zorunda. Tamam, olmak zorunda. O zaman o ben duygusallığı kenarda bırakırım abi. Bu iş 90'lardaki gibi 3'ün 5'in konuşulduğu... Öyle 5 tane futbol topuna adam transfer edildiği yılların gerisinde kaldı artık. Duygu gemisini akılla yürütme aşamasına geçebilirsek ideal o olur. Evet, Medipol Başakşehir çok güzel bir proje. Kaç tane seyircisi var? Final maçında abi kim vardı sahada? Kim sence önemsiyor? Kaç tane Türk seyircisi olduğunu? Demek Başakşehir diye bir camiası olamıyor. Bence kimse önemsemiyor. Baktıkları şey NBHB'liği 16 kimse milyon euroya sattı mı? Sattı. Kimse dediğinde yönetim kurumundaki 7 kişi mi? Onlar önemsemiyor. Onlar ticaret yapıyorlar. 16 evet. milyon euroya sattı mı? Sattı. Bitti. Ya sen Fenerbahçe'yi bu kafayla yönetebilir misin? Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe Trabzon'su kulübünün Selahattin abi. Dinamiklerine göre de onu organize edersin. Tamam, onu söylüyorum ben. Wolfsburg nasıl bir kulüp sence? Bir defa şampiyonluğunu hatırlıyorum. Yeşil beyaz. Bir otomobil markasının. O şampiyonluklarda Bayern'e geçtiler. Bayağı evet. Çok ezici bir şampiyonluktu. Grafite, Misimovic. Hoca şey miydi o zaman şampiyonluk? Zamanında Dzeko. Şampiyon olduklarında evet. Felix Magath. Magath evet. Çok iyi. Şundan söyledim Wolfsburg'u. Wolfsburg Almanya'da belki en az Bundesliga'da taraftarı olan evet, o da bir ilk kulüp evet. Ya da ikinci kulüp bilmiyorum. Ben ilk diye hatırlıyorum. Ama bir misyonu var. Yıllardır da Wolfsburg buna devam ettiriyor. Yani Wolfsburg bizim taraftarımız yok, heyecanımız yok, ne bileyim işte duygusal noktamız. Tribünleri doluyor diyorlar. Nasıl yok? Var yani. Yok, tribünleri Almanya'daki diğer maçlara göre dolmuyor. Mesela diğer maçlara hani bakalım seyirci ortalaması olarak da en az seyirci oynayan takımlardan birisi. Ama çok iyi bir şirket yapısıyla çok ideal bir noktada ve Avrupa'da herkesin tanıdığı bir kulüp haline geldiler. Yani tabii ki duygu olursa güzel bunlar ama hani olmazsa da başka normlarda yönetebilmek lazım. Ben de futbolun artık çok endüstri noktasında çok değiştiğini düşünüyorum yani. Ya siz de gamersınız, bir şey diyemiyorum. Ben player'ziyim. Ben player'ı tuşuna basarak futbolu algılarım. İşte oyunla da hiç sizin alakam ideal, yoktur. İdeal olarak evet öyle, dünya ideali o. Ama biz en üst yapımızdan bile 2 yıl olmamış teknik adamı göndermenin hesaplarını yapıyor. Abi, İster kazan, gerçeklik vardır, hayat romantikleri üzer abi. Üstün hayattan tad alanlar da romantiklerdir ama. O yüzden de. Makine gibi yaşıyor. Canlı örneği burada oturuyor. Nasıl Tanere başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli abi. O yüzden romantizm önce güzel başlatır, sonra üzer. Sen nerede yaşadığını farkında değilsin. Bizim nasıl başladığımız önemli değil, bitirdiğimiz değil. Siz bence nasıl önemli. Bir tehlikenin içinde olduğunuzu hiç farkında değilsiniz yani. Neyse, kendim tutuyorum. Girmeyeceğim o toplara. Çok acayip böyle tehlikenin kıyısında geziyorsunuz. Tabii nereden bileceksiniz abi, benim bu kadar büyük bir romantik olduğumu. Selahattin abi kitaplarıyla yayına gelir. Anekdotlar sunar. Kıymetli bir isimdir. Duygularım öne çıkartır. Ben biraz mantığı. O yüzden de olması gereken şeyler. Sen ideali söylüyorsun da keşke ideale ulaşabilsek ama duyguyla aklı harmanlayabilirsek dünyaya yeni bir model sunarız biz. O çok zor. Ama bana dersen ki hangisi önce olsun, ben gene duygu önde olsun diye. Yoksa ben futbolla niye ilgileneyim ya da Ali Koç niye ilgilensin ya futbolla? Milyar doları var. Duygu tarafı olmayacaksa niye? Para kazanmak için mi geldi Ali Koç bu piyasaya? Yok. Niye ilgilensin ki Ali Koç futbolla? Duygu demişken. Başka derdim yok yani. Kanada Adaları'nda Dolce Vita yaşa yani. Nedir? Ya da bir gün orada, bir gün orada. Duygu demişken şimdi Arda Güler'le ilgili Fenerbahçe taraftarının biraz gerçekten duygularını hani böyle olumsuz anlamda etkileyecek bir haber de var. Serdar abi tweet atmış. O tweet'i ben sizlere okuyayım, sizlerle paylaşayım. Konuyu da bir konuşalım. Arda Güler'le yollar ayrıldı. Evet, tweet şu anda ekranda. Bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak. Yeni menajere sözleşmedeki 17.5 milyon euro çıkış maddesini devreye soktu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aileyi ikna etmeye çalışıyor. Lakin geri dönüş yok gibi demiş.
bu paylaşımı da yaklaşık birkaç saat önce yapmış sevgili yani, Serdar Sarı'da. Bir hakem vakası yaşandığında dakikasında konuyla alakalı itiraz açıklaması yapan bir camia saat 11 şu an 13 küsür 2,5 saat içerisinde neredeyse sen bu konuyla aldın, alakalı evet, herhangi bir aksi açıklama yapmadı. Yok, hayır, yok, ayrılmadık yani vesaire demedi. Üstelik böylesine majör bir oyuncuyla alakalı. O yüzden de Serdar Sarı'dan çok böyle tabiri caizse yaş tahtaya bastığını görmedim. Hmm. Muhtemelen kaynakları da çok iyidir. Belki bakalım, de süreç gösterecek ne olduğunu. Belki de Arda'nın sevgili annesidir. Hani her seçiş bir vazgeçiş diye bir tweet atmıştı evet, annesi. Evet, o tweetten evet sonra zaten biraz yalnız kafalar bulanıktı. Şöyle bir şey var Selahattin abi. Yani ben oyuncu ailelerini de tamam yani Arda'nın sevgili annesini anlıyorum. Hani bir duygusallık içerisinde de atmış olabilir ama başka bir konuyla da ilgili olsa biraz oyuncuları zor durumda bıraktığını tabii düşünüyorum. O tweetin zamanlaması bence doğru değildi açıkçası. Ya bilemeyiz artık önünde arkasında ne var. Da çok zor durumda kalıyorlar gerçekten. Duygusal romantik bakınca atıyorsun tweet. Önünde arkasında yine, neler var. İş romantiklere geldi. Ben ama oradayım işte. Önün arkasını bilmediğimiz için eleştirmek ya da takdir etmek noktasında değilim ama annesidir. Annesi de bir birey. Onun da hata yapacaksa da hata yapma hakkı var. Kullansın, kullanmış. Ki ben hata olduğunu falan da düşünmüyorum. Daha öncesinden verilmiş kararlar olabilir. Sonuçta biz ulaşabildiğimiz bilgiler çerçevesinde bir yorum yapabiliyoruz ancak. Ama Serdar sadece takımını belirtmemiş. Ajax falan mı acaba? Ajax'la ilgili ciddi iddialar var. Tamam. Şöyle biz bu iddiaları gelin Serdar Sarıdağ'a soralım. Çünkü tweet'i paylaştık. Bakalım Serdar abi neler söyleyecek. Ona da bir söz hakkı doğmuş oldu böylelikle. Serdar abiye bir merhaba diyelim. Selamlar, iyi yayınlar. Herkese selamlar. Teşekkürler. Selahattin Kınalı ve Taner Karaman'la birlikteyiz Serdar abi. Hemen sana tabii tweet'i sorayım, gelişmeleri sorayım. Oldukça hareketli bir sabah olsa gerek Fenerbahçe ve Arda Güler için. Aslında sadece bugün için değil, çoktan hareketli Arda Güler konusunda Fenerbahçe. Çünkü gerçekten birçok menajer deyimlerindeyse Fenerbahçe'nin kapısının önünde yatıyor Arda Güler transferi için. Sayın Ali Koç da biliyorsunuz ki Fenerbahçe'nin de hem daha fazla para kazanması için kontratı güncelleme, yeni bir kontrat, bu böyle bir planlamanın içerisinde. Ama şu net, Arda'nın bir sene daha Fenerbahçe'de kalması için uğraşıyorlar. Çünkü sözleşmede herkesin malumu 17,5 milyon euroya serbest kalır maddesi var mı? Var. Bunu yani sadece ben değil, Fabrizio Romano da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve şu an için şunu söyleyebilirim. Yani bana en son gelen belki. Tabii menajer ismini vermeyeyim. Uluslararası tanınan bir menajer. Bu oyuncunun ailesiyle tabii ki kendisiyle de diyebiliriz. Bir anlaşması var. Menajerlik anlaşması. Sürekli biliyorsunuz menajer değişimleri oluyor aynı zamanda. Bu nedenle bu son anlaşma neticesinde büyük bir kulübün 17,5 milyon euro vereceğini ve bir aksilik olmazsa 10 gün içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde Arda'yı yeni kulübüne götürmeye hazırlandığını, onu dile getirmeye çalıştım ben o tweet'te. Tabii ki yollar ayrıldı derken prensip anlaşması var ortada. Yani henüz daha imzalar falan atılmadı. Bu kararı geri döndürülmesi için Ali Bey herhalde yarın galiba Arda ve ailesiyle bir toplantı yapacak diye biliyorum. Yani Fenerbahçe'nin yarın bir tanıtımı var galiba, bir lansmanı var sanırım. Orada da bu konu hakkında açıklık getirecek. Ama son durum tabii ki bu. Fakat Ali Bey'in de oyuncuyu ikna ederek bir sezon daha tabii kontratını güncelleyerek, yani Arda'nın yıllık ücretine çok ciddi zam gelebilir, iyi bir rakam çıkabilir. Böyle bir durumda Arda fikrini değiştirir mi bilmiyorum ama şu anki durum bu kulübün ismini de henüz öğrenemedim tabii ki. Ama birçok büyük kulüp ismi geçti. Zaten biliniyor. Daha büyük kulüpler olabilir mi o kulüplerden başka? Olabilir. Evet. Olabilir. Hakikaten çok böyle ciddi kulüpler olma ihtimali çok yüksek. Ben de duyduğum isimler var ama şimdi söylemek doğru değil. Fakat soracaktım Serdar abi, acaba hani yani Ajax çok konuşuluyor. Bir kulüp ismi konuşabilir miyiz diye ama. Valla Ajax var ama Ajax'ın geri planda kaldığını duydum şu an için. Yani çok net söyleyebilirim. Geri planda kaldığını, daha büyük kulüplerin ismi konuşuluyor. Ama burada tabii Fenerbahçelilik var. Arda'nın Fenerbahçeliliği var. Ali Bey'in Arda ile olan ilişkileri var. Bu arada yani Arda 17,5 milyon euroya da gitse büyük bir başarı. Çünkü 1 milyon euroya alınan bir oyuncudan bahsediyoruz. 1 sene, 2 sene içerisinde 17,5 gibi satış da tabii ki büyük başarı.
Ama Emirhan İlkan'da olduğu gibi böyle bir madde koydurttular 2 sene önce. O nedenle hani kontrata bağlı kanunda yapacak bir şey yok. Ama yeni bir güncelleme olur mu? Onun için uğraşıyorlar. Ben de hani bu durumu düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Fakat tabii Ali Bey biliyorsunuz ki Arda ile ilişkileri çok iyi. Bu nedenden dolayı yeni bir güncelleme, yeni bir kontrat olabilir. Ama şu anki tablo evet. Yani menajerin hazırlığı gideceği yönünde. Fakat ıslak imza olmadan bu işler netlik kazanmaz. Ben de Arda'nın, bak çok net söylüyorum, bu ülkede kalmasından yana, bu ligde kalmasından yana onu burada seyretmek istiyorum. Bizim evladımız. Hani Arda'nın sanki gitmesini istiyormuş gibi bir durum oldu. Öyle bir durum yok. Yani ben Beşiktaşlı olarak Icardi bu ligde kalsın diyorsam kendi evladımız için de tabii ki bu ligde bir iki sene daha oynamasını isterim. Onu kendi ligimde görmek isterim tabii ki, o başka. Ama bizim şeyimiz hani öyle bir bilgi aktarmak oldu. Bunda da yani böyle çok tabii ki üzülenler oluyor. Üzülür tabii ki. Ama son durum bu. Fakat ortada daha henüz bir ıslak imza yok. Serdar abi, son olarak da yarın Fenerbahçe Arda Güler zirvesinden kesin bir karar çıkmasını bekliyor musun? Kesin bir karar çıkabilir. Olumlu olumsuz öyle bir karar çıkabilir. Peki, teşekkür ben ediyoruz. Çünkü birkaç görüşme daha yaptım. Şu an %50 durumda diyebiliriz. Evet, belli ki bu hafta herhalde gündemi yani meşgul edecek olur. Konulardan birisi olacak. Serdar Sarıdağ'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizdeki herkese selamlar. Taner'e, Selahattin abi. Selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Yani Arda konusu belli ki Fenerbahçe'de bu haftanın en büyük gelişmesi olacak. Zaten konuşulan bir konuydu ama açıkçası Serdar abi de kalmasına çok ihtimal vermiyor. Konuşmalar da hep bu yöndeydi ama yarın kritik gün. 17,5'luk serbest kalma maddesinin düşük olduğunu görüyoruz şimdi. O zaman konmuştu ya. Bana kalsa Arda olsam Fenerbahçe'de en az bir yıl daha kalırım ve öyle giderim. Ben bunu şey için söylüyorum. Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın düşüncesi başkadır. Benimki başka. Ben başka motivasyonlarla, başka gerçekliklerle Arda bir yıl daha kalmalı burada diyorum ben. Belki iki yıl daha, bilemiyorum. Çünkü Arda'nın hala çok eksiği var. O eksiklerin bir kısmını tamamlama yeri Fenerbahçe'de, Türkiye Ligi'dir. Tabii ki başka eksiklerini sallıyorum. Ajax'a tamamlayabilir, Fransa Ligi'nde olabilir, İspanya Ligi'nde olabilir. İnşallah İtalya Ligi değildir. Arda'ya çok sert gelir şu aşamadaki Arda'ya eğer giderse. Ama çok Arda'da İtalya'dan 18 yaşında... konuşulan bir takım yoktu. İtalya sanmıyorum ben. Milan falan da dönüyor. Arda şu an 18 yaşında ve Arda'nın tamamlayacağı eksikliği olan çok şeyi Fenerbahçe'de tamamlayabilir. Burada kalmalı yani. Biz de biraz daha ligimizde Arda'yı izleriz. Arda'ya ben hiçbir zaman şey demedim. Hani City'nin orta sahasını evirip çevirip demiyorum. Henüz o aşamada değil. Genetik yapısı dolayısıyla yani doğuştan gelen ağırlığından dolayı City gibi takımları zorlamasını beklemiyorum. Ha, olabilir. Çünkü satranç hamlesi gibi hamleleri var. Arda iki hamle sırasında değil, üç hamle sırasında görebiliyor. Bu düşünsel zenginlik çok büyük takımların kapısını da açabilir onu ama şu aşamada eksiklerinin daha belirgin olduğunu düşünüyorum ben Arda'nın. Bu eksikleri tamamlamak için de en güzel yerin yuvası olduğunu düşünüyorum. Yani sana dışarıda Fenerbahçe'deki tolerasyonu kimse göstermez. Burada seni her şekilde toler etmeye hazır bir yönetimin ve taraftarın var, camian var. Hatta rakip taraftarların gözünde bile bir kıymetin, bir değerin var. Bunu kendi eksiklerini tamamlamak için uygun bir zaman olarak algılayıp yani bir yılda en azından Fenerbahçe'de kalması lazım Arda'nın. Giderse bana göre erken. Taner, eğer Arda ayrılığı yaşanırsa Arda açısından nasıl bakarsın? Fenerbahçe cephesinden nasıl bakarsın? Ya birincisi, Arda bir sene daha kalsa yine 17,5 milyon euroya gidebilir. Muhtemelen onu isteyen kulüpler bir sene sonra da aynı paraları vermek isteyeceklerdir. O yüzden Fenerbahçe Arda'yı kadrosuna ne kadar uzun süre tutarsa böylesine bir cevherden daha fazla faydalanmış olacak. Arda için de kalmasının hayırlı olup olmadığını kimle anlaşacağınıza göre değişir. Yani kadronuza getireceğiniz teknik direktör Arda'ya vereceği süreyi kısıtlı tutar. Arda'yı sahaya sürmez. Jesus'ta olduğu gibi son maçta 1500 dakikayı tamamlayacak seviyede bir süreç yaşanırsa, hani bu sene yine Arda sıyrıldı ama seneye belki daha da az süre alabileceği bir teknik direktör gelir. Çünkü bakış var. Bazı teknik adam da direkt 30 yaşları tercih ediyor. Bazıları çok gençleri istemiyor vesaire gibi bir durum var. O yüzden
Fenerbahçe'de Arda'nın bir sene daha kalması Arda için iyi olup olmadığını kimle anlaştığına göre değişir. Ya bir de şöyle gibi bakalım konuya. Şimdi bakıyorum bir yandan da yazılanlara. Arda'ya da böyle tıpkı Emirhan'daki gibi sistemeden taraftarlar var ama şuradan da bakalım ya. Şimdi Fenerbahçe'de Sayın Başkan üst üste neredeyse ikinci yıl hiçbir teknik adamla devam etmedi. Hep bir teknik adam değişimi oldu. Önümüzdeki yıl son yılım olacak, ne olacak? Hani belli değil Fenerbahçe'deki uzun vadede başkanlık durumu. Şu an takımın teknik direktörü belli değil. Şimdi Arda Güler olarak da hani bu belirsizliklerin içerisinde de olmak kolay değil ya. Biraz da böyle bakalım yani olaya. Ya Arda bir yetenek. Fenerbahçe istediği kadar kötü gitsin. Arda'nın değeri düşer mi? Tabii ki düşmez. Düşmez. Çünkü o Allah vergisi bir yetenekle gelmiş. Üzerlerine bir şeyler koymaya çalışıyor. Yavaş da olsa koyuyor. Ben Jesus'un oynatmamasının da niye Arda'ya özel bir antipatisi olduğunu düşünmüyorum. Hazır olduğunu anladığında zaten attı sahaya. 1500 dakikayı da doldurdu. Dolduramayacağını düşünen çok kişi vardı. Bilmiyorum 1500 dakikayı da bilerek mi doldurttular serbest kalsın diye. Onu bile düşünebilir insanlar, bazı insanlar. Ama Fenerbahçe kötü de gitse, iyi de gitse Arda için bir şey değişmez. Ama eğer bir yıl daha kalmaya karar verirse, yani başkanını ikna ederse muhtemeldir ki yeni bir sözleşmeyle ikna eder. Serbest kalma maddesini Fenerbahçe yararına biraz daha realize eder. Arda da ve ailesi de işte bilemiyoruz. Arda sonuçta bir çocuk ya. Arda bir çocuk yani. 18 yaşında bir delikanlı. Çok sağlıklı kararlar vermesini, tek başına kararlar verebileceğini herhalde düşünmüyoruz ki aile etkisinin, baskısının da bayağı etkin olduğu, payının yüksek olduğu bir aile profili veriyor aile, annesi, babası. Babası çok aktifmiş zaten. Ama inşallah anne baba, aile Ali Bey'le yaptıkları toplantıdan kendileri için en doğru kararı vermiş olarak çıkarlar. Çünkü biz içeride neler yaşandığını tamamıyla biliyor olamayız. Bilemeyiz. Ama ben dışarıdan gördüğümüzde, ben Fenerbahçeli değilim ama futbol severim. Arda'nın eksikleri var. Müthiş bir yeteneği var. Arda o eksikleri en kolay ve çabuk şekilde Fenerbahçe'de giderir. Kim eksiklerini? Mental zenginleşme için bir Ajax yapabilir, bir işte Villarreal yapabilir. Sallıyorum. Ona itirazım yok ama Arda'nın bir yıl daha Fenerbahçe'de kalması lazım en az. Yani kendi gelişimi için de işte ailesiyle birlikte vereceği kararın en doğrusu olmasına özen göstermeleri yani gerekiyor. Kulüpleri ben de bilmiyorum ama bir basamak takıma gideceğini düşünüyorum yani tahminen. Basamaktan kalsın. Ya basamak Benfica derken gibi. Ajax olabilir. Ajax. Örneğin Benfica gibi. Yani Avrupa'nın en elit kulüplerinin hemen bir alt segmentinde yer alan bir takım olur. Ki o takıma giderken aslında bir sonraki takım planlamasını da şimdiden yapılmıştır diye düşünüyorum. Ya Kimmich'in şu anda Napoli, sonra Bayern Münih tablosunun olduğu gibi. Kesin. Elif Elmas'ın da keza kariyeri muhtemelen öyle ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani Arda çok sürmez Şampiyonlar Ligi finalinde oynaması. Öyle gibi gözüküyor. Yani şu anda hangi takıma gider bilmiyoruz ama Ajax ya da diğer bir takım, Benfica, ama bu işin sonu biraz Manchester City, PSG gibi takımlara doğru gidecek gibi gözüküyor. Sanırım orada test etmeleri gereken şey Şampiyonlar Ligi seviyesinde ya da UEFA Avrupa Ligi seviyesinde Arda bu oyunu ne kadar oynayabiliyor? Tabii. Biraz da ona bakacaklar. Çünkü Fenerbahçe eğer Şampiyonlar gruplarında olabilen bir takım olsaydı muhtemelen Arda'yı orada da test edip işte Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde test etmesi gibi Avrupalıların sonrasında transfer gerçekleşirdi. Şu anda Arda'nın aşamadığı eşik orası oldu. Camiası Avrupa yarışında çok fazla olamadığı için, yani Şampiyonlar Ligi seviyesinden bahsediyorum, olamadığı için o seviyeyi test edemediler. O testi de muhtemelen Ajax gibi, Benfica gibi ya da buna benzer başka bir camiada test edip sonrası Manchester City, PSG gibi camialar olabilir. Evet. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz herhalde. Arda'yı transfer eder fakat bilmediğimiz takım Şampiyonlar Ligi takımlarından biri olmalı. Muhtemelen. Herhalde bu sorunun cevabını direkt katılacak takımlardan biri. Öyle gibi. Maksimum bir 6-7 gün içerisinde alacağız gibi görünüyor diyelim. Arda için hayırlı olsun. Fenerbahçe için de hayırlı olsun. Bakalım süreci hep birlikte paylaşacağız, konuşacağız zaten. Biz Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da tabii daha sakin, daha şu anda hani ortamın durgun gittiği bir hava var. Durgun derken tabii şampiyonluk kutlamaları aynı zamanda devam ediyor ama... Relax. Evet, yani çok hareketli bir transfer dönemi henüz başlamadı Galatasaray'da. Girişimler var tabii. Icardi'nin kalması için, Raşistan'ın kalması için. Boye Nelson ayrılığı konuşuluyor. Özellikle Sasha Boye'nin
kendi ülke basına yaptığı açıklamalar var. Biraz onu konuşalım. Arsenal'dan ilgi görmek çok güzel dedi. Galatasaray'da mutluyum ama daha büyük hedeflerim var dedi Sasha Boya. Bu noktada Selahattin abi, Sasha Boya'nın açıklamalarına nasıl bakıyorsun? Galatasaray'ın Boya ve Nelson ikilisi giderse de o noktada ciddi bir eksikliği oluşacak. İyi bir planlama da yapması lazım. Ya Dubois elinde Galatasaray'ın, her şekilde orada bir alternatifi var diye düşünüyor. Ama tabii ki Sasha Boya gibi artistik puanı yüksek bir oyuncu değil Dubois. Sasha Boya eğer giderse hepimizde bir lezzet, tamamıyla kavuşulmamış, hissedilememiş bir tat bırakıp gidecek. Ama oyuncunun kendi kariyeri açısından gitmek istemesi son derece doğal. Hep söylüyoruz, herhalde dünya ölçeğinde biraz bir tık aşmış oyuncuların hiçbirinin hayalinde ya 35'i devirmediyse Türkiye yoktur yani. Bu da anlaşılmaz bir şey değildir. Her oyuncu öncelikli olarak hani bir Premier Lig'le başlar. Hani gerçeklik zeminine oturunca belki bir La Liga'ya iner, Bundesliga'ya iner ama bu bir oyuncu hayali böyle olmaz. Zaten öyle olması da gerekir. Ben Şasöbü'yü Premier Lig'de Alexander Arnold'un Premier Lig'de bir benzeri bir oyuncu olarak izlemek isterim yani. Çünkü aynı tarz bir oyuncu. Arnold daha güçlü sadece. Evet. Arnold daha güçlüsü ama o da güçlenebilir. Oyuncunun gitmek istemesini anlarım. Önemli olan bizim kurumumuzun, Galatasaray'ın ondan gelecek olan bonservis kazanımıyla o parayı nasıl kullanacağı tam bu ve noktada taraftarına nasıl bir oyuncu alternatifi sunacağı. İlginç bir şey var aslında. İki sezon önceki Galatasaray, yani 13. bitiren Galatasaray çok eleştirildi değil mi? Çıkıldağ, Morutsan. Doğru. Hani çok konuşuldu. Ama o sezon gelen iki yabancı, Victor Nelson ve Sasha Boya, ki Boya'ya 1 milyon euroya alınmıştı. Belki de Galatasaray'a, yani belki derken muhtemelen 30-40 milyon euro arası bir gelir getirecek. Yani o sezonun çok fazla tartışılan ismi vardı ama o sezondan çok önemli kazanımlarda olduğu oyuncu anlamında. Evet, çünkü burada hoca faktörü aslında biraz da öne çıkan. Yani hoca oyuncuyu değerlendirebiliyor. Yani hoca oyuncu doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde oynattığı zaman oyuncu zaten bir hamuru var. Şimdi o seviyeleri görmüş bir Boya'nın buraya geldikten sonra parlaması, eğer iyi bir hoca ile buluşuyorsa çok muhtemel zaten. Okan Hoca iyi bir değerlendirme yaptı. Ve oyuncuyu şu anki değerine ulaştırdı. Kadro dışıydı. Artık kampa götürülmedi. Önemli olan şey işte değerlendirmeyi doğru yerde doğru zamanda yapabilmek. Türk futbolunun resmidir Sasha Boya'nın, evet. Türkiye'deki hikayesi. Türk futbolu yönetimi, teknik adamı, futbolu nasıl algılıyoruz sorusunun, hı-hı, cevabı Sasha Boya'da gizli. Evet. O çok güzel bir doktora tezi bile olabilir yani. Bir tez konusudur. Sezon başı kampına düşünmüyorsun, gönderiyorsun, idmanları almıyorsun. Sonra çocuk geliyor. Bir varoluş mücadelesi mi veriyor? Tabii karakter yapısını bilmiyorum. Ya dışarıdan bakıldığı zaman çok sevimli yani. Arkadaşlık etmek isteyeceğim bir tip yani. Ama var böyle kariyerler yani. Odegaard yıllarca gezdi işte Real Madrid'de, bir türlü forma şansı bulamadı. Şimdi ama yaz Arsenal'da kampına getirilmedi, çok bambaşka bir seviyeye yaz kampına geldi. Getirilmeden sonra yıldız olmadı yani. Her zaman bir şey bekler. Tabii aynı hikaye ya, değil zaten. Başka bir hikaye bu. Çok saygı duyulacak bir hikaye bırakıyor bize eğer giderse. Ben Arda gibi onun da ligde kalsın izlemek isterim. Canlı izleme şansımı kaybetmek istemem çünkü biz futbol dilencisiyiz. Player tuşuyla oynayan oyunculardan biri Sasha Boya. Yani gamer tuşuyla oynamıyor. Ama taraftar hani üzülüyor ama kulüplerin de bunu 2-3 yılda bir bu devinimi yapması lazım. İşte 1 aldın 20'ye sattın değil mi? En sonunda 7.5'ü aldın. Bu kadar borçlu olduğun zaman mecbursun. Tabii. Senin dediğin 30-40 milyon bandında para gelirse çok seviyor. Ağlıyor ağlıyor, omuzlarımızı alıp o kulübün kapsana bırakırız. Mesele o değil. Peki. Arka planımıza değişti. Spor Ajansı'nı evet, tamamlıyoruz. Taner Karaman çok teşekkürler. Selahattin Kınalı teşekkürler. Oldu mu ya? Oldu abi. Oldu. Haftanın ilk Spor Ajansı'na veda edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.